Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Böyle kullanılmış ve yıkanmış krem kutum var arkadaşlar, camdan. Magnezyum yağım var, kendi yapmış olduğum magnezyum yağım. Şimdi magnezyum klorür kullanmıştım. Ondan yağ yapmıştım. Videomda da %30'luk magnezyum yağı nasıl yapılır diye göstermiştim. Burada yine askorbik asit, C vitamini, %100 askorbik asit arkadaşlar, C vitamini tozu var. Magnezyum yağından C vitamini serumu yapacağım. Bu gül suyundan da yapmıştım. Bu ikisi çok mantıklı geldi bana. Bunu da kullanacağım. C vitamini bir çeşidi daha var. Ondan da yapabilirsiniz. Aloe vera ile de yapabilirsiniz. Yani yüzünüzdeki kırışıklıkları gerçekten kurtarma imkanınız varsa bu olabilir yani. Kurtarabilirsiniz. Magnezyum yağıyla deneyeceğim şimdi. C vitamini yapacağım. İlk önce yağı boşaltayım şişeyi. Böyle 15 milimlik olması gerekiyor. Ya 15 ya da 30 milimlik krem kutusu arkadaşlar bu. Şöyle magnezyum yağını koydum içerisine. Böyle arkadaşlar 30 milim kadar magnezyum yağı koydum içerisine. Şöyle 2 kaşık da bakınız kaşığı çok küçük. Şöyle 2 kaşık da C vitamini tozundan koydum. Ben koymuştum, video açık sandım ama kapalıymış, ama şöyle de gösterebilirim. Şöyle 2 kaşık koydum içerisine ve karıştıracağım. Çabuk eriyor arkadaşlar. Gerçekten çabuk eriyor içerisinde. Hiç böyle pütürlü kalmıyor. Aloe vera'da da aynı şekilde çabuk eridi. Hiç pütürlü kalmadı. Çok güzel sürümü oldu. Aloe vera ile de yapabilirsiniz. Aloe vera ile yaptım. Çok memnun kaldım ondan da. Ama bu deneyleri de yapıyorum. En etkili hangisi olabilir diye. Ama C vitamini gerçekten aloe vera ile yaptığımda çok beğendiğim için yüzümü kurtardım diyebilirim. O yüzden hemen C vitaminini değişik şeylerle, yöntemlerle de serumunu yapmaya çalışıyorum. Böyle bu da eridi. Artık hiçbir şey kalmadı. Böyle karıştırdıktan sonra. Ama süper arkadaşlar. Gerçekten kremini erkekler, bayanlar kullanabilir. Hepsi natürel, doğal. Hiçbir katkı maddesi yok. Hepsini de kendiniz evinizde kendiniz yapmış oluyorsunuz. Magnezyum yağını da kendiniz yapmış oluyorsunuz. Böyle. Pek alerjik reaksiyon göstereceğini sanmıyorum ama yine de kolunuzun iç kısmında ufak bir deneme yaparak kullanabilirsiniz. Yüzüme daha önce gül suyu kullanmıştım. Gül suyuyla yapılmış C vitamini serumu kullandım. Onun için ellerimi kullandım şimdi. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Yapış yapış değil. Eliniz normal kendi şeyiyle gibi, ama tabii ki magnezyum yağının şeyi var, yağlı kısmı var. O da güzel tabii ki. Böyle arkadaşlar, iki çeşit, bir çeşidini göstermiştim. İkinci çeşit de bu olmuş oldu. Bunları hazırlayayım, kullanacağım zaten böyle hazırladıktan sonra. Devamlı şu kadar küçük küçük yapıp bittikten sonra tekrar yapabilirsiniz. Bittikten sonra tekrar yapabilirsiniz. Bunu yani bir senelik şey var burada. Şu küçük şeyde bir senelik C vitamininiz, serumun yapılabilecek kadar malzemeniz var. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.